Merhaba arkadaşlar. Bugün size bilgisayar organizasyonu ve tasarımı dersinde hocanın bize yolladığı simülatörün nasıl kullanılacağını ve birkaç tane basit örneği göstereceğim. Örneğin bir toplama işlemi olacak. Bu toplama işlemini ilk önce Java'da göstereceğim. Java'da nasıl yapıldığını göstereceğim. Ondan sonra da bunun sembolik programda mantığını ve nasıl kodlandığını göstereceğim. Ve simülatörde bunu nasıl derleyeceğimizi, çalıştıracağımızı göstereceğim. İlk önce Java'dan başlayayım. Java'da biz iki sayı toplamak istersek şunu yapıyoruz. İlk önce iki tane değişken tanımlamamız lazım. Örneğin int a diyeyim eşittir işte 5 ya da 4. 5 artık fark etmez. Sonra işte bir tane daha tanımlayayım. Bu da mesela 5 olsun. Ondan sonra bir tane de integer türünde sonuç tanımlayacağım. Sonra bu ikisini buna atayacağım. Artık gördüğünüz gibi sadece 3 satır kodlar falan bunu halledebiliyoruz ki basit kodlar bunlar tabii bir tekrar eden kodlar. Ondan sonra burada sonucu direkt ekranda yazdırabiliriz. Bunu derlersek bu ikisinin toplamını bize sonuç adlı değişkende gösterecek. Java'da bu şekilde basit olmasına rağmen sembolik programda birazcık daha karmaşık işler. Aslında yani yine mantığını bilince yine basit ama Java'ya göre birazcık daha mantık gerektiriyor. Daha fazla algoritma kurma yeteneği gerektiriyor. Şimdi ben toplama işlemini bu Photoshop üzerinden nasıl sembolik programda yapacağımızı ilk önce göstereceğim. Grafiksel olarak. Bizim sembolik programlama dilinde bir ACM'miz vardır. Mesela burada Java'da birden fazla hafızayla işlem yapabiliyoruz ama sembolik programlamada sadece ACM'miz var ve AC üzerinden işlem yapabilir sadece. ACM'miz bizim bir sepet gibi düşünebilirsiniz. Bunu bu sepetin içinde tüm işlemleri yapıyoruz. Buna AC yazayım. Bizim sepetimiz. Sepetimizde bizim işlem yapacağımız sayıları şu şekilde göstereyim önce. Burada bellek adresleri olsun örneğin. Bu A olsun. Bu B olsun. Bu da C olsun. Şimdi burada 8 bitlik yapayım şu an. Çok önemli değil ama şöyle 8 bitlik göstereyim. Dört, sekiz. Örneğin şöyle bir bizim şemamız olsun. Bu şemada ben A ve B'yi toplamak istersem, şu ikisini toplamak istersem ve sonucunu da C'ye atamak istersem, öncelikle benim bu A'yı AC'nin içine atmam lazım. Örneğin bunun değeri 2 olsun, bunun değeri de 4 olsun. C'nin içinden olduğu önemli değil çünkü C ezilecek. Yani C'nin üzerinde ne varsa artık A ve B'nin içeriğini alacak. Biz başlangıçta 0 diyelim C'ye. Örneğin AC'yi bu A'yı yükledikten sonra artık AC'mizin içinde 2 var. Sonra ben toplamak istediğimde bu B'yi de sepetin içine atacağım. Şuradaki B'yi de sepetin içine atacağım. Artık AC 2 artı 4 olacak. Yani 6 olacak. Ondan sonra bu sonucu C'ye atamak istediğimde AC'nin içeriğini direkt C'nin bellek adresine yazdırıyorum. Yani burada artık 6'ya karşılık gelen sayı yazılacak. Yani şöyle bir şey olacak. İşte şöyle 1, 1, 0. Diğerlerin hepsi zaten 0. Şöyle olacak. Bunlar da zaten 1, 0. Şöyle 0, 0 diye gider. Şimdi biz bunu sembolik programlama dilinde de aynı mantıkla yapacağız. Kodlamalarda birkaç tane bilgi, birkaç tane kodu bilmemiz lazım. Örneğin LDA bizim A'yı, AC'yi yükleme işleminin LDA komutuyla yapabiliriz. LDA A dediğim zaman bu artık A'nın içeriğini AC'ye yüklüyor. Sonra toplamak istediğim zaman da ADD demem lazım. Etten geliyor zaten. Yani direkt eklemek demek zaten.
Edit B dediğim zaman bu AC'nin içerisine B'yi ekliyor. Yani buradaki B işlemini artı B işlemini yapıyor. Ondan sonra bunun sonucunu C'ye yazdırmak istediğimiz zaman da STA komutunu kullanıyoruz. STA C diyoruz mesela. Artık AC'nin içeriği C'ye aktarılıyor. Şimdi sen böyle programında göstereyim ben bunun nasıl olduğunu. Hem simülatörü nasıl kullandığını da öğreniriz. Şimdi simülatörümüzü açacağız. Simülatörümüz burada simbase.com.svf diye. Bunu tarayıcınızla açmanız lazım. Ben Firefox kullandığım için, Mozilla Firefox kullandığım için bunu açacağım. Siz isterseniz Chrome'da veya başka bir tarayıcıda açabilirsiniz. Buna iki kere tıkladım. Direkt ben açıldı zaten. Burada hazır kodlar var. Bu hazır kodları şu an için siliyorum ben. Sanırım bu da bizim yaptığımız örneği yapmış. Şimdi ben burada sen böyle programı da benim programın nereden başlayacağını belirtmem lazım. Şu an gördüğünüz gibi mesela 0 0 0 0 0 1 0 0 2 diye giden bir bellek adreslerim var benim. Ben burada 0. adresten başladığımı belirtmek için org ifadesini kullanacağım. Şurada birazcık boşluk bırakayım. Org 0 diyerek artık bunun 0. adresten başlamasını istediğimi belirtiyorum. Şimdi burada ne yapacaktık? A'yı AC'ye yükleyecektik. Şuradaki A'yı AC'ye yükleyecektik. Bunun için de LDA komutunu kullanacaktık. LDA komutunu yazıyorum buraya. LDA A. Şimdi burada A'nın bir içeriği yok. Şu an A tanımsız yani. Normalde Java'da mesela biz burada A'yı üstte tanımlarken sembolik programlamada A'yı altta tanımlamamız lazım. Bu şekilde bir işleyişi var. O yüzden ben şu an A diyorum ama ondan sonra içeriğini dolduracağım. A dedikten sonra artık sepetimin içinde yani AC'nin içinde A var. Bunu B ile toplayacağım. O yüzden ADD diyorum. Sonra B yazıyorum. Yine B'nin de içeriği boş. Ondan sonra bu içeriği de STA ile C'ye aktarıyorum. Sembolik olarak yazdım ABC diye. Şimdi bunları birazdan dolduracağım. Burada da HLT diyorum. Yani programı bitir diyorum. Ondan sonra şimdi bu A, B ve C'yi doldurmam lazım. A'yı doldurmak için A yazıyorum. 2 nokta koyuyorum. Bu şekilde programlamada bu şekilde bir tanımlama yapıyoruz. Bu da A dedikten sonra ben bunu desim aldım. Yani ondalık olduğunu belirtmek için deç yazıyorum başına. Deç yazdıktan sonra da atıyorum mesela 2 yerine vereyim. Ondan sonra da mesela B yazayım. B de desim olarak yani ondalık olarak işte kaç olsun? 3 olsun. C'nin içerisine de aynı şekilde bir sayı yazmam gerekiyor. İstediğimiz sayı yazabiliriz çünkü her türlü bu iki toplam bu üzerine yazılacak. Yani diğeri kaybolacak C'nin. Ama biz 0 yazalım. Ondan sonra da bu sembolik programın bittiğini belirtmek için end diyoruz. Şimdi programımız bu kadar. Şimdi programı yazdıktan sonra assemble diyorum. Eğer bir hata yoksa program was successfully assembled yazısını görmem gerekir. Bunu gördüm şu an. Bunu gördükten sonra load diyorum ve bu kodları belleğe yüklüyorum. Ondan sonra run diyerek de bu kodları çalıştıracağım. Şurada gördüğünüz gibi AC'nin içeriği şu an 0, tamamen sıfırlanmış durumda. Benim beklediğim işte 2 artı 5'ten, 2 artı 3'ten 5 değerinin buraya yazılması lazım AC'nin içeriğine. Yani buraya 1, 0, 1 yazılmasını bekliyorum. Run diyorum. Gördüğünüz gibi beklediğim sonucu yazıldı. 1, 0, 1 idi. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Basit bir şekilde iki sayı toplama işlemini bu simülatörde nasıl yapılacağını ve simülatörü az çok nasıl kullanacağımızı öğrendik. Assemble, load, run bu üçüne tıklayarak çalıştırıyoruz. Ve sonuç AC'nin içeriğine yazdırılıyor. Daha sonrasında daha karmaşık örnekler de yapacağız. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin.